anneme götür abi. Tamam, beraber gideceğiz anneme. Beraber gideceğiz, tamam mı? Dur, iyileşeceksin. Sen kazandın. Benimle gel. Bir dakika, bir dakika. Evet. Sen ne söylediğinin farkında mısın ya? Ha? Benim babam katil falan değil ha. Olamaz öyle bir şey. Oğlum sakin ol biraz, ne olursun biraz. Anne neyini sakin olayım? Sen katil diyor, sen duymuyor musun? Ya benim babamın senin ailenle nasıl bir ilgisi olabilir ya? Ha? Kim söyledi sana bu yalanı? Balaban söyledi. Elinde bazı kanıtlar var. Ama biz inanmıyoruz zaten. Ali Rıza araştırıyor. Ne balabanmış be kardeşim. Adam hayatımıza girdiğinden beri başımıza gelmeyen kalmadı. Abim de biliyor bunu, ha? İyi. Bakalım abim daha neler biliyormuş. Oğlum, oğlum dur. Rukiye anne, Rukiye anne, Rukiye anne sen bir gel, gel sen bir sakin ol. Gel otur şöyle. Ali Rıza zaten sakinleştir onu. Su getireyim mi sana ha? Ali Rıza'nın hiçbir suçu yok ki kızım. Olmaz yani Halide. Anne, anne benim Ali Rıza'dan yana bir şüphem yok. Ona güvenim tam. Ama bu konunun açıklığa kavuşması lazım. Hepimiz için en iyisi bu. Hoş geldin. Hoş bulduk Melik, hoş bulduk. Nasıl geçti toplantı? İyi geçmemiş belli ki.
Kocam, Mithat Efendi. Yaptı gene Mithatlığını. Ne oldu? Benim yüzümden mi tartıştınız? Yok ya, senin sorduğu falan yok. Derdi masayla. Bana patronluk taslıyor. Ali Rıza azledildi. Yerine kim geldi dersin? Burak Ersoylu. Yok, daha neler. Mithat Efendi önerdi. Damadı olacak ya. Bu iş bu raddeye nasıl geldi Melek? Sen nasıl başından mani olamadın bu işe? Ya denedim. İki kardeşin arasını açacağım dedi bana. Yok şöyle yapacağım, böyle yapacağım. İhtiyar şöyle söylüyor, böyle söylüyor. Elimi kolumu bağladı benim. Birlik oldular. Mithat, Murat, Burak, Balaban. Adam gitti ailemi katledenlerle birlik oldu, alçak herif. Bak biliyorsun, Mithat sadece kendi çıkarları için hareket eder. Eğer onların tarafına geçtiyse, biz kendi tarafımıza da döndürebiliriz onu. Daha fazla ileri gitmeden dönse iyi olur. Halde nerede? Kliniğe gitti. Yahu merak etme, korumalarla yolladım. Oraya gitmesini de istemiyorum. Hiç değilse bir süre. Bu kadar üstüne gitme kızın, ne yapsın? Bütün gün evde mi otursun? Üstüne gitmediğim kabahat. Görevine devam etmek istiyorsa burada bir hastane bulalım. Artık o mahalleye gitmesini istemiyorum. Haklısın aslında. Bu Ali Rıza'nın babası da bu işlerin içerisindeyse olmaz tabii ki. Olmaz. Bundan sonra ben ne diyorsam o. Ya enişte, Ali Rıza bu yüzden girmiş olabilir mi aramıza? Yani bizim sandığımız kişi olmayabilir mi? Olmayabilir. Zaten o yüzden güvenmiyorum ya artık. Abi, senin yüzünde güller açıyor. Açmasın mı Fiko? Ha? Güller açmasın mı? Bahar gelmesin mi artık? Kış kış nereye kadar kardeşim? Ha? Ruhumuz emildi be. Ne oldu? Bir şey değil ya. Kılıç oldum. Tamam lan, yavaş. Sonunda böyle. Ama dedim sana. Dedim, değil mi? Ne dedim? İğneyle kazacağım dedim kuyularını. Şimdi kepçeyle dalacağım, dozerle geçeceğim üzerlerinden. Onlar daha görür. Ulan oh be, nihayet be. Haşmet. Ben en çok Haşmet'in yüzünü görmek isterim bu haberde. Ya, o ne yaptı? Ya Haşmet ne yapabilir ki? Ben içeri girdiğimde böyle oturmuş, Buda gibi. Böyle surat mahkeme duvarı. Ne yapacak? Daha dur, daha dur. Ben daha ona neler yapacağım. Ondan sonra da bastı gitti zaten. Yardık. Ali Rıza'yı paketledin, sıra onda. Ha, Ali Rıza da görünmüyor ortalıkta. Ha? Yolunca çıkmasın yine. Çıksın. Çıksın Fiko. Yiyorsa çıksın. Ali Rıza bitti oğlum. Bitti o. O şu an böyle yumruk yemiş boksör gibi sallanıyor. Ona üfleyeceğiz, düşecek. Bu. Bitti o. Onu var ya. O babamı öldürdüğü yer var ya, o uçurum. O uçurumdan denize atacağım onu. Balıklara yem olur. Kimseyi beslemese bile intikamımı besler. Bir şey diyeceğim. Bu yine Haşmet'in paçasına sığınıp adamlık yapmasın. Ya, onların aralarını bozdum. Nifak tohumunu ektik. Ondan yana bir sıkıntı yok, sen rahat ol. O zaman asıyorum bayrakları. Ya as Fiko, as. Durduğun kabahat. As. Uzun zamandır yoktum. Demişler ki öldü. Şimdi yazsınlar. Kral geri döndü. Buyurun kralım. Thank you.
Sen nasıl bir psikopat çıktın? Kimsin, necisin? Nereden aldın eğitim? Orada da. Bak sen. Özel bir birlik belli ki. Bütün bahisleri yatırdın delikanlı. Alem kemik kıranı oynadı. Herkes kaybetti. Ama ben kazandım. Neyse. Bu da senin payın. Yalnız bir dahaki dövüşü bilerek kaybedeceksin. O zaman paraya para demeyiz. Paran kalsın istemiyorum. Sen harbi psikopatsın. Ne demeye buradasın lan o zaman? Niye dövüştün? Senin için. Daha doğrusu bana vereceğin bir takım bilgiler için diyelim. Hayırdır birader? Ne ayaksın lan sen? Kimsin? Mehmet Emin Altay. Bu isim sana bir şeyler hatırlattı mı? Onun oğluyum ben. Vay. Mehmet Emin abinin oğlusun demek. De. Bana niye geldin? Anlamadım. E babamla çalışıyormuşsun. Bir zamanlar. Onun için. O daha çok balabanla çalışırdı. Ben arada böyle ufak tefek işlere dahil oldum. Ama bunlar eski mevzular. Yolumuz ayrıldı da çok uzun zaman oldu. Olsun, sen yine de anlat ne biliyorsan. Git balabana sor, o anlatsın. Onunla ufak bir husumetimiz var şu aralar. Ama benim yok. Balaban ters heriftir. Şimdi durduk yere başıma iş çıkarma. Bu parayı alıyorsan al. Almıyorsan ikile. Hadi. Naş. Karabatak Selim. Sen beni yanlış anladın. Ben senden bir ricada bulunmuyorum. Ya konuşursun ya da seni burada öldürürüm. Ya adam gibi konuşursun ya da seni burada delik deşik ederim. Lan! Sen buradan sağ çıkabileceğini mi sanıyorsun lan? Sen orasını bana bırak. Sen bildiklerini söyle bakayım. Konuş. Göreceğiz. Bana bak, Balaban seni kurtarır sanıyorsan kılını kıpırdatmaz. O artık masaya oturdu. Sadece ihtiyarla hareket eder. Onun için anlat. Şimdi anlaşıldı. Sen olsun. Masanın kılıcı Ali Rıza. Namı diğer arıza. Aynen öyle. Ama artık masada değilim. Hata hepsi düşmanım. Bir an önce anlatsan iyi edersin. Fazla vaktin yok. Hadi. Oylamaya sundum. Oy çokluğuyla Ali Rıza masadan ihraç edildi. Artık masanın kılıcı değil. Eresi Burak Ersoylu, masanın yeni kılıcı. Tabii siz de uygun görürseniz. Fuat Ersoylu masanın başıydı zamanında. Eminim oğulları da bu işi layığıyla yerine getireceklerdir. Ben de aynen sizin gibi düşünüyorum. Tabii. Umarım babalarının yaptığı hatalardan gerekli dersi çıkarmışlardır. Sonlarının onun gibi olmasını istemem. Ben bu konuda gerekli uyarıları yaptım. Umarım sadakatle hizmet edeceklerdir.
Ya siz? Siz bana sadakatle hizmet edecek misiniz Mithat Bey? Ben size ve masaya sadakatle bağlıyım. Aksi düşünülemez. Bana güvenebilirsiniz. Güzel. Ne oldu bu evlilik işi? İşte olaylardan bir türlü başımızı kaldıramadık ama Burak'la konuştum. İşi en kısa zamanda resmiyete dökecekler. Evlenecekler. O iki kardeş, Murat ve Burak, bana emanet sayılırlar. O yüzden yanlış yola sapmalarına izin vermem. Bu evlilik çok mühim. Babalarım mı emanet etmişti size? Başka bir şey yoksa? Yok. Masanın yeni kılıcı artık Burak Ersoylu. Ali Rıza bunu sizden neden istedi hala anlamış değilim. Bergüzar Hanım, ben kılıç olduğum için elim kolum bağlı. Balaban masaya oturdu çünkü. Ona dokunmam yasak. Ama ihraç edilirsem... işte o zaman rahat hareket edebilirim. Aklındakini söyle bana. Onun etrafında dolaşacağım. Nefesimi ensesinde hissedecek. Rahatsız edeceğim onu, hata yapmasını sağlayacağım. Ancak bu şekilde arkasındaki gücü öğrenebiliriz. Bundan emin misin Ali Rıza? Masadan atılırsam gücünü kaybedersin. Açık hedef olursun ki büyük bir risk bu. Düşman inine girmeden bu mesele çözülmeyecek. Ben buna talibim. Riske göze alıyorum. Bakalım Balaban ne kadar ileri gidecek. Daha önemlisi Ali Rıza, sen ne kadar ilerleyebileceksin? Yaşayacağız, göreceğiz. Sana istediğini vereceğim. Eğer gerçekleri öğrenirsen masaya daha güçlü döneceksin. Ve bir koltuğun olacak. Ali Rıza. Dikkatli ol evlat. Sana bir zarar gelsin istemem. Oğlum sandığımdan daha cesur çıktı. Bir yandan bu beni çok mutlu ediyor. Akıllı, güçlü, stratejik. Bana tanıdığım birini hatırlattı. Diğer yandan korkuyorum. Bu cesareti onu ölüme yaklaştırıyor. Elimizden geldiğince onu koruyacağız. Masada taraflar oluşuyor Zafer. Tarafların oluşması savaş yakın demektir. Biz de hazırlığımızı yapacağız. Merak etmeyin. Bu savaşın tek bir kazananı olacak. Her zaman olduğu gibi. Ben Balaban hakkında pek bir şey bilmem. Kendinden öyle çok bahsetmezdi. Malum. Bu alemde kimse zaafları bilinsin istemez.
Ama bir dayısı olduğunu biliyorum. Dayısı? Kimmiş bu dayısı? İsmi cismi yok mu? İsmini cismini bilmem. Arada telefonla konuşurdu, duyardım. Dayı derdi. Pek bir hürmet ederdi ona. Nasıl bulurum peki ben bu dayıyı? Bir iz, bir yol. Var mı bildiğim bir şey? Hiçbir fikrim yok. Ama bildiğim kadarıyla ulaşması zor bir adam. Bir gölge, bir hayalet. Yani senin anlayacağın, boşuna uğraşma, bulamazsın. Peki başka kimsesi yok mu hayatında olan biri? Yok. İşte bu dayısından başka kimsesi yok. Ailesi kazada ölmüş. Kaza? Ne kazası? Trafik kazası. Balaban arada mezarlığa giderdi. Şu Şişli'deki Katolik mezarlığı. Senin anlayacağın, onlar da hayalet. Hayalet mayalet, bir isimleri vardır. Peki ya babam? Nasıl öyle? Hakkında ne biliyorsun babam? Geçmiş zaman. Yalan olmasın şimdi. Balaban ihtiyar öldürdü dediydi. Öldürüp cesedini denize atmışlar. Denize mi atmışlar? Bana Hatay'a götürdüğünü söyledi. Operasyonda ölüsüsü verdiler dedi. Oralar hep muamma. Adamın cesedine ulaşamamışlar. Nasıl olur? Ben gidip aldım Hatay'dan cesedini. Sen gördün mü babanı ha? Gösterdiler mi sana yüzünü? Emin misin? Anam mayına bastı. Tanınmaz hale dediler. Yalanlar, yalanlar. Kim bilir ne yaptılar babana? Ne oldu? Belki hala yaşıyordur ha? Lan ne yaşaması? Ben koydum diyorum babamı mezara, ben gömdüm. Madem öyle orası kolay. Git bak mezarına. Bak bakalım orada yatan babam mı? Ama önce buradan sağ çıkman lazım.
Kardeşim neredesin Ali Rıza? Neredesin ya? Abi ne oldu sana? Ne yaptılar sana böyle? Hemen hastaneye gitmemiz lazım. Böyle olmaz. İyiyim, iyiyim. Sen önüne bak Ferit. Ya bir şey öğrenebildin mi bari? Sandığımdan fazlasını öğrendim. Halide arıyor. Halide. Ali Rıza neredesin sen? Kaç kere arıyorum, ulaşamıyorum. Endişelendim senin için. Ya bir işim vardı. Arabada unutmuşum. Uzun sürdü işim. Bizim acilen konuşmamız lazım. Neredesin sen? Ben geleyim yanına. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Gelince anlatırım. Yok tamam. Sen yerini söyle ben gelirim. Tamam. Tamam geliyorum. Ferit. Efendim? Beni önce mahalleye bırak sonra bir yere gitmeni isteyeceğim. Hayırdır nereye? Balaban'ın devamlı gittiği bir mezarlık varmış. Annesiyle babası orada yatıyor. Şişli'deki Katolik mezarında. O mezarları bana bul. Tamam, oldu biz. Alo, Mithat. Söyle. Söyle. Peki, söylüyorum o zaman. Bak her ne yapmaya çalışıyorsan yapma. Hem kendini, hem kızını, hem de beni ateşe atıyorsun. Ne ateşi? Anlamıyorum. Ne söylüyorsun sen? Neden bahsettiğimi sen çok iyi anladın. Ne o masanın başına kılıç yapmaları o Burak denilen adama? Melek, ben patronum. Görüyorum ki sen bile kabullenememişsin bunu. Her ne yapıyorsam masanın selameti için yapıyorum ben. Mithat. Ben senin aklından neler geçiyor çok iyi biliyorum. Bak kendi aramızda konuşup halledebileceğimiz ufak tefek şeyler için bunca yılın emeğini çöpe atma. Sen kendi işine bak. Beni merak etme. Alo. Mithat. Ah. Bergüzar Hanım. Hoş geldiniz. Fark etmedim geldiğinizi. Hoş bulduk. Haşmet Bey'i ziyarete geldim. Sizi görünce bir merhaba diyeyim dedim. İyi yaptınız. Buyurun içeri geçelim. Melek Hanım, kulağıma bazı şeyler geldi ama ne derece doğru emin değilim. Ne gibi şeyler? Mithat Bey'le sorunlar yaşadığınıza dair. Karı koca arasında olur böyle şeyler. Bir sorun yok. Bilmez miyim? O yüzden yıllardır evlenmiyorum. Halide. Ali Rıza ne oldu sana? Ne bu halin? Dur dur sakin ol. Kapı çarptı ya. Yani ben kapıya çarptım. Bir şey yok, bir şey yok. Bir de dalga geçiyor ya. Geç şöyle otur bir bakayım. Ah. Şaka yaptım şaka. Acımıyor. Kim yaptı sana bunu? Ne oldu? Anlatmayacak mısın? Babamla ilgili birkaç bilgi almam gerekiyordu. Yani alırken biraz hırpalandım. Değdi mi peki bu haline? Anlatırım. Sen acil dedin. Ne konuşacaksın? Mert. Mert annenle bizi konuşurken duydu. Babanı öğrendi. Yani babanın zamanında Balaban'la çalıştığını. Sonra da çekip gitti. Ali Rıza ben özür dilerim. Nasıl olsa öğrenecekti. Hiç canını sıkma. Ben konuşurum Mert'le.
Çok acıyor mu? Çok acıyor. Yaşayacak mıyım doktor yanım? Yaşayacaksın. Hem de benimle birlikte. Ne öğrendin peki, anlatmayacak mısın? Üzüldüm tabii ama daha çok annenler için. Bu şekilde kalkıp gitmeleri falan. Tam da her şey yoluna girdi derken. Üzülme. Biz birlikte olalım yeter halde. Birbirimize inanalım, güvenelim. Her şeyin üstesinden geliriz. Benim de umudum bu. Peki ne yapacaksın şimdi? Önce babamın mezarına gideceğim. Sonra bakacağım ne öğrenebilirsem. Bu düğümü çözmem lazım. Beraber bir gelecek kuracaksak eğer, bütün bunları çözmemiz lazım Alırsa. Ama ben inanıyorum. Bu işin içinden biz daha da güçlü çıkacağız. Kim o? Hayırdır Sabri abi? Seni almaya geldim Halide. Ağanın kesin emri var. Eve gidiyoruz. Abi ne diyorsun sen? Sen git, ben işim bitince gelirim. Halide, seni almadan gidemem. Beni zorda bırakma. Halide, babanın aklı kalmasın. Gitsen daha iyi olur. Bu iş bu şekilde olmaz. Benim babamla konuşmam lazım. Toparlanıp geliyorum. Geçmiş olsun. Eyvallah. Bugün toplantı yapıldı. Seni kılıçlıktan attılar. Yerine de Burak'ı seçtiler. Kendi kazığı kuyuya kendi düştü desene. Serseri mayın gibi ortalıkta dolaşacağına bırak gözümüzün önünde olsun. Daha iyi. Sen de artık aklan dön. Ağa çok üzüldü. Kendi evladı ihanet etmiş gibi. Hadi gitmiyoruz. Gidelim. Beni habersiz bırakma, olur mu? Öğret et, unutma. Tamam, merak etme. Mert, neredesin abicim? Sahildeyim abi. Tamam, bekle, geliyorum. Hayırlı olsun bu arada. Halide'yi istemeye gelmişler. Yakında düğün var. Çok yakışıyorlar birbirlerine. Çok mutlu oldum. O iş biraz zor Bergüzar Hanım. Neden? Ne oldu? Haşmet? Balaban bir görüntü gönderdi bana Mithat'la. Mehmet Emin Altay, Ali Rıza'nın babası. Balaban'la çalışıyormuş. Ailemi katledenlerin arasında o da varmış. Mehmet Emin Altay. Her taşın altından o çıkıyor. Tanıyor musun? Tanımaz mıyım? Balaban o yetiştirdi. Madem öyle niye söylemedin Bergüzar Hanım? Arkasındaki güç o mu? Mehmet Emin. Hayır. O sadece bir tetikçiydi. Layığını buldu. Ölü yani. Bir ölüden bile daha ölü. Bu durumda Ali Rıza'yı da o yetiştirip aramıza sokmuş olamaz mı? Yani bu kadar tesadüf biraz fazla geliyor bana. Ali Rıza da yeterince masum değil demek. Aksine Melek Hanım, Ali Rıza belki de aramızdaki tek masum yüz. Daha düne kadar bir taksiciydi sadece. Onu bu pisliğe bulaştırdılar. Tamam işte, babasının arkasında hangi güçler varsa
Ali Rıza'nın arkasında da onlar var demek ki. Olamaz mı? Ne işin var burada Mert? Yüzüne ne oldu abi? Boş ver onu şimdi. Ne yapıyorsun burada? Her şey burada başladı abi çünkü. Nihan'ın ölümüyle. Tesadüfen. Yani ben öyle sanıyordum. Ne demek istiyorsun? Biz zaten bu işlerin içindeymişiz be abi. Babamın yüzünden. Babam bu işlerin tam kalbindeymiş abi. Her şeyi anlat abi. Her şeyi. Her şey daha çok yeni Mert. Karanlık. Ben de bir ışık bulmaya çalışıyorum. Her ne kadar kabul etmesem de geçmişin kapısı aralandı bir kere. Ne pahasına olursa olsun o kapıdan içeri gireceğim. Girmek zorundayım. Bu sadece senin geçmişin değil abi. Bizim de geçmişimiz. O yüzden o kapıdan birlikte geçeceğiz. O yüzden benim de her şeyi bilmeye hakkım var. Bu zamana kadar beni bu işlerin dışında tuttun, eyvallah. Ama bu sefer olmaz abi. Bu konu da olmaz. Eyvallah. Ben bir şey öğrendim. Emin değilim. Ama babam. Babamız. Aşı olabilir Mert. Yürüsün abi sen ya. Yürüsün abi sen ya. Abi olabilir mi böyle bir şey ya? Ne diyorsun abi sen? Şimdi babam. Babam yaşasa gelip bizi bulmaz mıydı yani? Ha? Onun hakkında her gün yeni bir şey duyuyorum Mert. Babamız aslında kim? Bizim tanıdığımız, bildiğimiz biri mi? Sandığımız biri mi? Bilmiyorum, emin değilim. Balaban ne dedi babam hakkında? İhtiyarın öldürdüğünü söyledi. Elinde belgeler de var. Kadın babamdan nefret ediyor zaten. Kendisi söylüyor. Ha, sen bir de hala gidip onunla çalışıyorsun yani. Yakın olmak zorundayım Mert. Gerçekleri öğrenmek için. Yani babam kimdi, kimlerleydi, hesabı neydi? Bunları öğrenmemiz lazım. Ne yapacağız abi şimdi? Tek bir yol var. Babamın mezarına bakacağız. Ama annemlerin haberi olmayacak. Sadece sen ve ben de ikimiz. Tamam abi. Ben senin yanındayım. Birlikte halledeceğiz. Vay, vay, vay. Mallara bak. Güzel sermaye. Güzel mekana çökmüşler. Ulan vay be. Nereden nereye? Değil mi? Duraklardan galerilere. Şimdi bunların biti kanlandı ya. Ne yapacağız?
Biz de kanlarını çekelim Fiko. Hadi eğlenelim. Hola. Buyurun, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Bilmem. Nasıl yardımcı olabilirsin? Mesela arabayı değiştirmek istiyoruz. Bakıyoruz. Senin ne işin var burada Burak Efendi? Oo, Kara Hasan. Pardon. Hasan Beyciğim. Tebrik ediyorum. Level atlamışsınız. O kıytırık taksi durağından böyle bir galeriye. Güzel. Güzel sıçrama. Fizik kurallarına aykırı o derece. Sizin sırrınızı Einstein bile çözemez. Tamam, uzatma. Ne istiyorsun onu söyle. Araba. Araba istiyorum. İstiyorum. Değil mi? İstemeyeyim mi? Hakkım değil mi? Ha, sizin haberiniz yok. Yok tabii, sizin haberiniz yok. E benden duyun o zaman. Kötü haberi ben vereyim. Maalesef artık kılıç benim. Yani anlayacağınız, bu mekan dahil bu alemde senin gözle görebileceğin bütün mekanlar bana bağlandı. Ya paşa paşa komisyonunuzu verirsiniz, ne bileyim hediye gönderirsiniz, efendi takılırsınız ya da çay bardaklarınızı toplayın bu mekanı boşaltın. Bak Burak Efendi, benim ömrümün büyük kısmı hapishanede geçti. Bir defasında gene mahpusta böyle bir çocuk var senin gibi, tam da sana benziyor. Böyle fütursuz, pervasız, dininin kemiği yok, densiz. Çok uyardım onu, çok uyardım. Yapma dedim, dinlemedi. Etme dedim, dinlemedi. Bak oğlum, insanın başına gelen dili belasınadır dedim, dinlemedi. Sonra bir gün ne oldu biliyor musun? O çocuk kayboldu. Nereye gitti? İşte bilmiyoruz, koskoca mobshanenin içinde sır oldu. Ne yani? Niye anlatıyorsun bana bunu? Finali yok bunun. Nedir yani? Ne yapmamı istiyorsun? Gideyim bulayım mı çocuğu? Yok. Yok, ben buradan bu kıssadan bir hisse çıkar, bir ibret alıyorum. Rahmetli babanın bu arada başın sağ olsun, hiç olmazsa bir mezarı var değil mi? Senin gibilerin mezarı da olmaz Burak. Bugüne kadar susup sabrettiysen Ali Rıza'nın hatırı için. Ama benim ayarımı bozma. Kaybederim seni. Yok olursun. Sonra seni ne bu tip göz bulabilir ne de ağabeyin olacak o Murat. Bu yüzden şimdi bas git. Bir daha da buraya adım atma. Görüyor musun? Fiko. Nasıl rajon kesti? İşte bu. Bak eski babalarda. Öyle. Boru değil yani. Ya. Abi sadece bıyık değilmiş. Burak. Bunu istiyorum. Bu bu. Aynısı arkadaşımda var. Bana yakışır. Makamıma. Bunu paketle yolla bana. Ben gelip almayayım. Eğer ben gelirsem her şeyi alırım. Olacak şey mi ya? Hareketlere bak. Vallahi zor tuttum kendimi orada. Ya bizim mekanımıza bize posta koyuyor, şerefsize bak. Tamam, tamam Rasim. Olacak böyle şeyler. Hayır, ayrıca o araba kaç para ya? Yazık. Bir de ne diyor abi o kılıç mavuş? Ali Rıza değil mi kılıç? Ne olacak böyle, ne yapacağız biz ya? Bir şey yapmayacağız Rasim. Sen kafana takma. Gelecekleri varsa görecekleri de var.
Aynen abi. Gelecek derse biz buradayız. Tam laf dinlemeyin siz hadi. Herkes işinin başına hadi. Şunu bir şey kısmı. Gel abi ben sana bir kahve ısmarlayayım bizim kafamızı açsın.